Hoş geldin Mehmetçiğim, ne haber? Hoş bulduk. Teşekkürler. İyiyim. Sizler nasılsınız? İyi, sağ ol. Arka plan iyiymiş yalnız ha. Bak adam şekil yapmış görüyorsun. Yok hocam. Kitaplar kanat gibi iki tarafta. Çok Hocam güzel. arka taraf da var yani. Tabii, Orası kanat sadece gibi bir bir şey. kısmı. Eyvallah. Nasılsın, iyisin inşallah. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok şükür, bildiğin gibi karantina halleri Evet, takılıyoruz. bugün senin için bir araya geldik Çok Mehmetçiğim. teşekkürler. Aynen öyle. Umarım hem siz hem de katılımcılar için buna değer diye düşünüyorum. Eyvallah. Mutlaka. Bir kendini bize bir hızlı tanıtsana. Seni tanımayanlar için. Hocam, Enneagram'la yaklaşık 12 yıldır uğraşıyorum. Enneagram zaten az sonra bahsedeceğim Enneagram'ın ne olduğu ile alakalı. Alanım birazcık daha şeyin dışında, hani Enneagram gibi ya da psikoloji birazcık daha bağdaştırılıyor olmasına rağmen çok daha farklı bir alan. Nanoteknoloji mühendisliğinde yaptım doktoram en son. Hani bu konudaki zaten hani geçmiş background, akademik background alakalı burada çok girmeyeyim. Çünkü hani şey, güzel background'ım var, o ayrı bir konu. 12 yıldır Enneagram'la uğraşıyorum. Çok uzun zamandan beri koçluk yapıyorum. 3000 kişiden fazla kişiyle görüştüm Enneagram üzerinde. Aynı zamanda Uluslararası Koçluk Federasyonu, ICF'den PCC ünvanlı koçum. Hayatıma, eğitim hayatı olarak yani hem eğitmenlik yapıyorum, aynı zamanda koçluk yaparak devam ediyorum. Aynı zamanda da Açık Beyin'le beraber eğitimler düzenliyoruz. Peki Mehmetçim, şimdi enegram nedirle başlayalım istersen, çünkü bunun üzerine konuşacağız. Kendini tanımak Bita diye bir programın var senin. Onu biraz açıp ondan sonra enegramdan bahsedebilir misin? Tabii ki. Enneagram bir kişilik kuramı en temelde. Hep bahsediyoruz. Kendini bil. İşte bugün o yaptığımız storyde falan geçen o Delft tapınağındaki kendini bil yazısında olduğu gibi. Yahut da bilmek başka, bulmak başka, olmak başka diye tabir edilen ya da Mevlana'nın sözü olan kısımda o kendini bil kısmındaki birbirimizi farklılandıran kısmı açıklayan bana sorarsanız bir bilim dalı diyebilirim aslında. Çünkü insan denen kavram üç parçaya ayrılıyor. Eğitimlerinde sıklıkla bahsettiğim şey bu. Beden, ruh ve nefs yahut da ego denilen üçlü bir kısım var. Beden dediğimiz kısım tamamen hayvani güdülerin olduğu şey ya. İşte yeme, içme, üreme gibi kavramlar. Ruh denilen kısım tüm İbrahimi dinlerde işte Allah'ın kendinden üflediği bir parça. Onda herhangi bir farklılık yahut bir ikilik olması mümkün değil. Üçüncü parça olan ego yahut da bu coğrafyada birazcık daha nefs diye tabir edilen kısımda bizi farklandıran kısımlar. Enneagram bizim bu nefs boyutundaki özelliklerimizi açıklıyor. Motivasyonlarımızı açıklıyor, streslerimizi açıklıyor. Streslendiğimizde ne yapabiliriz buna açıklıyor. Hatta bugün yine gireriz muhtemelen. İnsanlar eve kapandı mesela. Herkes farklı farklı tavırlar sergiliyor. Bu Evet. farklılıklar neye göre oluyor? Bunları göreceğiz. Çünkü hepiniz bilirsiniz ya da en azından kardeş sayısı yani kendinden başka kardeş olanlar bilir. Aynı anne baba da doğmuş olmasına rağmen aynı coğrafyada yaşıyor, aynı aile içerisinde büyüyor, aynı terbiyeyi alıyor ama çok farklı farklı kişilik yapılarına sahip oluyor. Hatta tek yumurta ikizlerinde dahi birbirinden çok farklı iki kişilik yapısı ortaya çıkıyor. O yüzden de bu farklılığı ortaya koymak için kişilik kuramlarındaki enneagram bana sorarsanız en mantıklı yahut da en bilimsel bir tavır diyebilirim. İlk defa da 1970'lerde Ichazo bunu ortaya koyuyor. Ichazo beraber Naranjo diye bir bilim adamı var, psikiyatr Naranjo. 1972'de psikoloji konferansında sunuyor. Onunla beraber de bilim dünyasına giriş yapıyor. Onun geliştirdiği bir kuram mı bu? Naranjo daha çok işin psikolojik boyutunu ele atıyor. Ya yani işin psikolojik ya da bilimsel tarafında insanlar ne yaptığına dair dataların çıktığı kısım Naranjo ile beraber çıkıyor bilim Yani dünyasına. envanter onunla birlikte çıkıyor. Aslında daha kadim bir öğretimi bu. Tabii Bunu yani öğrenmeye çalışıyor. öğretinin temelinin nereden geldiği aslında çok belli değil. Çünkü çok eskiden beri şifa aktarılan bir şey bu. Kadim tarafı oradan geliyor. Şifa hep söylemlerle aktarılıyor. Naranjo'nun duyduğu kişi Gurdjieff diye yani o şeyden duyuyor aslında. İçazdan duyuyor. İçazda Gurdjieff'le beraber bir teması olduğu iddia ediliyor. Oradan duyduğu söylüyor ki aslında bildiğimiz Sufi tekkilerindeki öğretilerin temeli bu. Sufi tekkisine bir öğrenci geldiği zaman ona aktarıyor. Ya da oranın üstadı diyor ki hoş geldin diyor. Yapısını açığa çıkar diyor. Bir nevi nefis terbiyesi gibi bir şey olarak düşünülüyor. O şekilde ilerliyor. Bu arada Naranjo yorumları geçici olarak kapattım. Soruları olan arkadaşlar aşağıdaki soru bölümünden gönderebilirler. Yayın sonuna doğru sorulara da bakacağız. Varsa sorularınız, onları da cevaplamaya çalışacağız beraber. Peki Mehmetçiğim, bizim şimdi seninle bunu konuşmak istememe sebebimiz, evlere kapandık ve stres boyutumuz bir şekilde yükseldi. Yani belirsizlikten dolayı. Ve herkes, bazı insanlar çok zor yönetiyor bunu. Evet, şu anda bütün alışkanlıklarımızı bir kenara koymuş durumdayız.
Enneagram'daki yapılara göre seninle yaptığımız sohbetlerde zaten bunu konuşuyoruz. Paylaşmak istediğimiz için buradayız zaten. Enneagram'daki yapılara göre bu durumu nasıl yönetmeliyiz konuşmak istiyorum. O yüzden de önce biraz yapılardan bahsedersen çok daha açık ve net olacak. Tamam. Şimdi Yani sırayla gidelim istersen. Önce yapıdan bahsedip ondan sonra işte bir yapısı ne yapmalı, nasıl yönetmeli şeklinde gidebiliriz. Tamam. Şimdi Enneagram 9 tane temel yapı olduğunu iddia ediyor bize. Enneagram kuramında, kişi kuramındaki en temel şey bu. İnsanlar diyor 9 temel ya da 9 ana yapıya aittir diyor. Ve her yapının da kendine özgü bir arayışı var. Mesela kısaca ondan bahsedeyim. Sonrasında birazcık daha detaylı bir şekilde en azından bir tık daha açık gidebiliriz. Kabaca 9 yapı, ilk yapı tipliler, mükemmeliyetçiler. İkincisi yardımseverler diye geçiyor. 3 başarı odaklılar, 4 özgünler, 5 araştırmacılar, 6 sorgulayıcı da güven arayıcılar diye geçer. 7 maceracı tip, 8 güç arayanlar, 9 barışçıl ya da huzur arayanlar diye 9 tane temel yapı, ana yapıyı ayırıyor. Daha sonra tabii ki biz 9 tane yapı mıyız, bunun dışında değil miyiz diye sorular gelebilir. Muhtemelen şu an yorum açık olsaydı onu görüyor olacaktık. İnsanlar 9 yapı olmakla beraber bir de kanat dediğimiz bir yapıya ait. Yani bir üst ya da bir alt numarası neyse buna göre bir kanat yapısı ortaya çıkıyor. Bununla beraber kendine ait bir alt tip kavramı ortaya çıkıyor. Bununla beraber de şekilleniyor insanlar. Büyüdüğü çevre, psikolojik durumu, işte zeka seviyesi, aldığı eğitim, kültür falan bunlar birçok etken girdikten sonra sonsuz sayıda insan tipi ortaya çıkabiliyor. Yani yüzlerce aslında alt kategori oluşmuş oluyor böylece. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Yani Şimdi peki bunun tip 1'e bak. analizini nasıl yapıyorsunuz? Bir onu da Analizi kısaca açıklayıp ondan sonra geçelim. Analizler online testlerle yapılıyor çoğunlukla. Yani şu an benim kendi oluşturduğum bir sistem var. İşte 12 yıldır üzerine çalıştığım bir sistem. Enneagram bahsetmiştim burada. Ve şimdiye kadarki olan tecrübemde şu an yeni bir test sistemi oluşturuyorum. Eğer izleyiciler birazcık bir hesap ederlerse 15-20 gün sonra muhtemelen çıkıyor olacak. Zaten bunu da duyurusunu yaparız hep birlikte. Tamam, peki bunu yapmak için bekleyeceğiz. Ama şu anda kısa böyle bir şey Anlatıyor olacağım şimdi. Heh. insanlara ipucu vermek için Tabii. hangi soruyla kendisini tanımlayabilir? Yani tabii ki bir çok yetersiz olacak ama en azından belki bir tahmin yürütebilir insanlar. İstersen şöyle yapalım, biraz daha iyi olabilir. Çok kısaca yapıların araçlarından bahsedeyim ben. Mesela atıyorum tip Tamam. 1. Tip 1 nasıl bir insandır? Çünkü soru olduğu zaman belki, çünkü sorular her yerde çok sınırlı olacak ve yapı analiz etmekte sıkıntı çıkabilir ki Enneagram'da yapı analizi her şeyden önemli diyebilirim. Tip 1 dediğimiz insanlar mükemmeliyetçi yapılardır. Bunların hayattaki tüm arayışları doğru olan neyse bunu yapmak. Ve kural kaideye bağlı bir şekilde hareket etmek. Kutsal bir kitap olacak bunların kafasında yahut da bir kural kitabı olacak. Hiç kimse bu kural kitabının dışına çıkmayacak derler. Kural kitabından dışına çıkan birisi olduğu zaman bundan çok ciddi şekilde rahatsızlık duyarlar. Herkesin uyması gereken kurallar vardır. Bu konuda çok net bir şekilde etrafındakilere bu kurallara uyması konusunda söylemde bulunurlar. Ve bir tık daha diğer yapılara göre eleştirel bir halleri vardır tip 1'lerin. Tip 2 diye gideyim mi yoksa tip 1'lerin evdeki tavrından bahsedip öyle mi ilerleyeyim? Nasıl Şu an ne istersin? yaşıyor olabilir konuşalım istersen. Tamam. Tip 1'lerin şu andaki muhtemel tavrı şu. Her şey kural göre gidiyordu. Sistemler tamamen kuralcı bir şekilde ilerlerken bir anda tüm sistem bozuldu. Hiç kimsenin düşünmediği ya da tahmin etmediği bir şey ortaya çıktı. Bir virüs, kimsenin görmediği bir virüs tüm dünyayı alt üst etti. Sistemleri bozdu. Her şeyi alaşağı etti. İşte normalde yapacağı her şey planlı ve programlı gitmeyi seven tip 1'ler böyle bir durumda ilk tepkiyle genellikle donup kalma etkisi olmuştur burada. Tepki olarak donup kaldılar. Hiçbir şey yani ne yapacağını hiç kimse bilmedi. Hareket edemedi, bir şey yapmadı. Bir önce etrafa baktı. Zaten yapının kendi özelliği herhangi bir konuyu öğrenmek için hareket ettiği zaman ilk başta piyasada ne var ne yok onları bir tarar. Bir genel kanal elde eder. Tip 1'lerin yaptığı ilk tepki, danışanlarımdan da aldığım bilgilere göre birazcık daha güncel bir bilgi veriyorum. Neyin ne olduğunu öğrenmeye çalıştılar. Bir virüs nedir? Ne zaman gider? Nasıl çözüm sunabiliriz? Yahut da ne yapmam gerekiyor? İlk başta bunu yaptılar. Kendilerine bir güvence altına aldıktan sonra etrafındaki herkese ne yapması gerektiğine dair datalar sundular. Mesela evlere Peki, kap... Hı. şu anda yeni gelen kural ve kaideler var. Geçici bir süre bile olsa. Bu onları Hı o hı. zaman rahatlatmış olabilir mi? Tabii ki bir tık daha rahatlattı. En azından öğrendi. En azından virüs hakkında daha fazla bilgiye sahibiz. İşte şu an dışarı çıkarken herkes maske taksın. Ya da sosyal mesafede herkes maske kullansın, eldiven kullansın deniyor. Etrafınızda bu konuda çok hassas olanlar varsa muhtemelen tip 1'lerdir diyebiliriz.
Bu konuda çok daha hassas oluyorlar çünkü insan ne yapması gerektiği konusunda. Ayrıyeten beslenme konusunda ve virüslerin yaşamasıyla alakalı birazcık daha hassas bir sürece girdi bunlar, yapılar. Çünkü bugüne kadar muhtemelen birçoğun aklına gelmiyordu böyle bir virüs çıkacağı ve dünya alt üst edeceği. Şu an kendi sistemlerini bir nevi upgrade edip böyle bir virüs çıkarsa bundan sonra ne yapacaklarına dair birazcık daha net bir dataya sahip oldular. Ve evlerindeki vakitlerinde çok büyük oranda nitelikli bir şekilde zaman geçiriyorlar, kitap okuyorlar, kendilerini geliştiriyorlar. Çünkü yapının en temel dürtüsü bir de sürekli gelişim. O yüzden de şu an evde kaldıkları zaman diliminde çoğunlukla danışanlardan aldığım bilgi kitap okuyup yahut da bu zamana kadar üzerine çalışmak istediği ama çalışamadığı ne varsa bununla alakalı çalıştıklarını söylüyorlar. Bir diğer Tamam. yapı tip 2'ye geçelim. Tip 2 sevmek ve sevilmek üzerine hareket eden bilen bir yapı. Konuşmayı çok sever, paylaşmayı çok sever. En büyük ihtiyacı sevmek ve sevilmektir bu yapıda. Etrafımızda vardır böyle birçok insan böyle biraz daha konuşmayı çok, birazcık daha paylaşmayı sever. Bıcır bıcırdır, daha canlı konuşur. Bunun enerjisi çok daha yüksektir. Mesela Demet Akalın bu yapıdaki bir örnek. Zerrin Özer yine bu yapıdaki bir örnek diyebilirim. Birazcık daha kafada canlanması rahat olabilir. İhtiyaç duymayı çok önemser bu yapı. Aynı zamanda etrafında kim varsa buna yardım yapılacağı zaman en önde olmaktan zevk duyarlar. Çünkü şu an ihtiyacı olan kim varsa yardım ederlerse zamanı geldiğinde kendilerine de benzer bir şekilde yardım gelebilir. Bunu çok iyi bildikleri için ama tabii bunu karşılık bekleyerek yapmazlar. Burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Amaçları karşılık beklemek değil. Sadece içinden gelir ve yardımcı olur. Bu süreçte ne yapıyorlara gelirsek muhtemelen evlerdeki birazcık daha kiraladık ya sebepleri etrafınızda varsa eğer bu tip 2 yapısında bir insan kesinlikle budur diyebilirim. Çünkü ellerin mutfaktaki yemek ayarı çok iyidir. Etrafındaki herkesi beslemek ya da yardımcı olmak adına çok fazla yemek yapabiliyorlar ve insan ne kadar yerse o kadar mutlu oluyorlar. Ailesiyle zaman geçiremiyorlarsa bu süreci çok ciddi şekilde aileyle vakit geçirmek için değerlendiriyorlar. Belki de virüs çıktıktan sonra en mutlu tipler diyebilirim. Yani bu mutluluk tabii ki şey yani ailesi vakit geçirmek olduğu için. Çünkü normal zamanda neydi? Herkes işine gidiyor. Kendi işle gücüyle uğraşıyor. Çok fazla vakit ayıramıyorlardı birbirlerine. Tip 2'ler için bu birazcık daha fırsat oldu. En azından sevdiği insanlarla beraber aynı ortamdaysa onlarla beraber bir ortama kapanıp çok güzel nitelikli vakit geçirebiliyorlar. Tip 2'lerle alakalı böyle bir şey var. Bir diğer yapı tip 3'ler bu yapının da en temeldeki dürtüsü başarmak ve aldığı işi sonuna kadar götürebilmek üzerine bir motivasyonları var bu yapının. Etrafınızdaki birçok iş adamında görebileceğiniz yapı tip 3'lerdir aynı zamanda. Birkaç ünlü örnek verirsem mesela Hülya Avşar bu yapıya örnektir. Gülben Ergen bu yapıya örnektir. İşte şu an Mehmet Öz popüler oldu biliyorsunuz TikTok kullanmaya başladı. Mehmet Öz yine tip 3'ün önemli örneklerinden biridir. Aldıkları iş ne olursa olsun sonuna kadar götürüp sonuna kadar başarmak ve bunu çok iyi bir şekilde sunmaya çalışan yapılardır tip 3'ler. Bu yapı evde ne yapıyor diye düşünürsek şu an için konuştuğum ya da aldığım danışanlardaki bilgiler hocam bol bol kendimizi geliştiriyoruz. Yahut da şu an bir kriz ortamı var. Herkesin işi bir şekilde sekliyor. Orada krizden çıkışı nasıl yapabiliriz? Yahut da minimum hasara nasıl atlatırız? Ve krizi nasıl fırsata çeviririz? Şu anki gelen tüm datalar bu şekilde diyebilirim. Tüm tip işlerden gelen datalar bunlar. Bu krizi nasıl fırsata çevireceğiz? Ve birçok plan yapıyorlar. Birçok şekilde farklı farklı varyasyonlar çizip kafalarında hangisine nereye gidecekler? Bunların planını yapıp artık düzen nereye kadar giderse atıyorum işte sokağa çıkmakla alakalı Nisan'ın sonunda eğer serbest hale gelirse birazcık da rahatlarsa ona göre planlar ayrı. Haziran sonrası ayrı. Birçok farklı konfigürasyonu düzenleyip ona göre plan programları yapmış durumda etmişler. Ev içerisinde sanki klasik iş hayatı devam ediyor gibi birazcık da mesai kavramına uyuyorlar. Tabii ki hani kıyafetleri iş kıyafeti olmuyor illaki ama yine benzer mesai saatlerinde mümkün olduğu kadar dikkat edip masaya geçip masasında çalışıp yahut da evi hakikaten home office mantığıyla kullanıp işlerini bir şekilde devam ettiriyorlar. Bir diğer yapı tip 4'ler. Tip 4'lerin de temeldeki arayışı duyguları anlamak, kendi duygularının farkına varmak ve sıradanlığın dışına çıkıp özgün bir şeyler katabilmek bu hayata. Birkaç örnek verecek Sanatçı olursam tipi mi genel olarak? birazcık daha sanatçıda yoğun olduğu tip ama aynı zamanda mesela Cem Mumcu muhtemelen bu tipteki bir insan. Teoman yine bu tipte. Yıldız Tilbe, Sezen Aksu, Elif Şafak yine bunlar bu yapının ünlüleridir diyebilirim. Zaten bu yapıları saydıkça muhtemelen kafanızda 3 aşağı 5 yukarı bir şeyler canlanıyordur. Yani yaptıkları işte kendilerine hep bir şey katan. Çok basit bir şarkı bile yapıyor olsanız bu yapının sanatçıları illa kendinden bir parça kadar bir farklılığını ortaya koyar. Bu şekilde özgünlük kısmını tamamlamış oluyor.
Süreçteki tavırlarına bakacak olursak burada insan ilişkileri birazcık zorlanabiliyorlar tip 4'ler. İnsan ilişkilerinde bir tık daha geride kalıp, birazcık daha sessiz kalıp çok fazla içli dışlı olmaktan hoşlanmıyorlar. Aynı evin içerisine girmişler ve birden fazla insan varsa bazen özel alan ihlalinden kaynaklı sıkıntı yaşıyorlar bu süreçte. Ama şöyle bir şey yapılabilir belki de bu onlar için daha rahat geçmesi için. İnsanı yahut da kendi duygunu anlamak karşıdakini anlamakta birazcık daha mümkün oluyor. Her ne kadar bu yapının empati yeteneği çok güçlü olsa da kurdukları empatiler çoğunlukla karşıdakinin acısı üzerine bir empati kuruyor. Onun sevgi ya da mutluluğu üzerine empati kurmaları birazcık zayıf. Ama etrafındaki insanlarla empatiyi birazcık daha geliştirirlerse en azından duyguları anlamak ve anlamlandırmak adına bu yapı birazcık daha bu süreçten güçlü çıkacaktır diyebilirim. Bir diğer yapı tip 5'ler. Tip 5'lerin hayattaki en büyük amacı araştırmak, bilmek. Başka hiçbir şey değil diyebilirim. Yahut da bu korona ile alakalı sıkıntıyı en rahat atlatan yapılardır bunlar. Kral Sami, Yapının burada da onu işaret ediyoruz bu arada. Sami Sami Hocam. arkada mı? Sami'ye selamlar o zaman buradan. Selam edeyim. Tip Hadi 5. tamam. Süreci en rahat atlatan tiplerdir bunlar. Çünkü zaten normal yaşantısında bunlar kendi bir dünyaları var. Kendi dünyalarında hareket ediyorlar. Araştıracağını araştırıyor. Dinleneceği zaman dinleniyor. Birçoğu şunu bile diyebilir. Yani virüs çıktı ne oldu? Yani benim için hayatta hiçbir şey değişmedi diyebilir. Çünkü hakikaten zaten kendi dünyasında hareket ediyor. Yani bilgisayar başında çalışıyor çoğunlukla. Hani Yalnız yemeğini burada yiyor. video klip gibi oldunuz. Sen önde, Sami arkada. Yani herifi de bildiğim için 30 senedir hakikaten anlattığın adam yani. Yani çok değişmez. Yani Sami diye çok fazla... Ünlülerden örnek versene Mehmet. Hem O güzel olur. Kim? tabii Kral acısı... Sami. Kim diyorum ki? Kral Sami. tabii Sami daha var ama olsun Sami dinlenecek. Aziz Sancar bu yapıda. Orhan Pamuk bu yapıda. Oktay Sinaroğlu yine bu yapıda. Ali Nesin var mesela yine bu yapının ünlülerinden. Evet, Bunları bu adamlar. örnek verebiliriz. Yapının zaten amacı ya da hayattaki ihtiyacı diyebilirim ya da arayışı diyebilirim. Bilgi toplamak ve araştırmak olduğu için. Hani insanların koronadan dolayı eve kapalı kalması hiçbir sıkıntı değil. Zaten bu yapıyı kendi haline bıraksan bir ay boyunca evinde durabilir. Sadece hani yemek, su ya da temel ihtiyaçlarına gider. Onun dışında bir de internet varsa ya da kitap varsa zaten sıkıntısı hayattan devam edebiliyor bunlar. Ekstra bir şeye gerek yok. O yüzden Çok iyi. virüste en rahat atlatan yapı virüs kavramını tip 5'lerdir diyebiliriz. Güzel. Bir diğer yapı tip 6'lar. Bu yapının da en temeldeki ihtiyaç ya da arayışı kendini güvende tutmak, kendini güvenli hale getirebilmek ya da yaşadığı ortamı güvenli hale getirebilmek. Belirsizlik ne kadar fazlaysa tip 6'ların kafasındaki sıkıntı o kadar fazladır. O yüzden virüsle alakalı dönemde en çok zorlanan yapı tip 6'lardır. Neden? Çünkü zaten bilimimizi sevmiyor. Zaten gelecekle alakalı inanılmaz derecede endişeli bir yapı. Virüsle beraber her şey alt üst oldu. Kafasındaki tüm düzen bozuldu. Tabii burada nasıl çıkacağına dair elinde net data yok. Çünkü hala aşı ne zaman çıkacağı belli değil. Hala kim etkileyeceği belli değil. Bu tarz veriler geldikçe zihnine zaten var olan karmaşa çok daha fazla artıyor. Arttıkça da daha böyle kendi içerisindeki düşüncelere sarabiliyor. Burada yapabileceği bana sorarsanız en mantıklı şey tip 6'ların geleceğe dair bir hedef koymaları ve etraftaki her şeye kulaklarını tıkayıp hedeflerine doğru yol almaları. En rahat edebilecekleri yöntem bu. Onun Evet. dışında hakikaten bırakırsanız zorlanacaklar çünkü Aynen öyle. sağdan soldan çok fazla data geliyor zihinlerine. Televizyon, internet, arkadaş derken datalar o Hepsini kadar çok arttı. kapatmak lazım. Kesinlikle. Çok daha fazla olduğu zaman da karmaşa çok arttırabilir ve ne yapacağını bilmediği için de eli kolu aciz bir şekilde bekleyip sadece korkuyor. O yüzden bunu aşmak için yapacakları en mantıklı iş kendilerine bir hedef koyup hedefe yönelik hareket etmek. Mesela müzik konusunda çoğu şey oluyor bu yapının. Çok ciddi bir şeyi var, yatkınlığı var bu yapının. Belki müzikle alakalı ya da bir hobileri varsa bu süreci buna eğilerek Kim var ünlülerden? değerlendirebilirler. Tip 6'lardan ünlü Hulki Cevizoğlu, Hülya Koçyiğit gibi insanları sayabiliriz aslında. Bir de şey var, ünlü böyle Pelin Çift var mesela. Yine tip 6 insanlardan birisi. Deniz Baykal yine bu yapıda. Bunu Hakikaten çok... ya Pelin doğru diyorsun bak. Yes, yes. tip 7'ye gelelim. Tip 7'nin de hayattaki arayışı... Bir an dikkat kesildim. Benim Heyecanlı mi? tabii. Tabii. Heyecan duymak. Yahut da hayatta tatmin olmak bir şekilde. Aradığı ne varsa. İşte o anki yaptığı işte mutlu olmak.
Yeni yeni deneyimlere çıkmak, yeni deneyimleri tatmak, onlardan ne tarz zevk alabilir, bunları kafasında kurgulamak, tip 7'den en büyük arayışı bu. Bu yapıyla birkaç ünlü, Ali Ağoğlu yine bu yapılardan bir tanesi, Sinan Canan bu yapılardaki ünlülerden bir tanesi, Ervan Toroğlu, Ali Sabancı yine bu yapıda ya da Sabahat Ümer'i örnek olarak verebiliriz. Süreç içerisinde kafasında en az takan yapı tip 7'ler diyebilirim. Aa, bu kadar büyütmeye gerek yok. Zaten her durumda virüs gelecek, bulaşacaksa bulaşacak. Zaten %80'e bulaşacakmış bu insanların. Umursan ne olacak ki sen? Yani kaçsan da bulaşacak, kaçmasan da bulaşacak. Neyse biz bakalım yolumuzu nasıl gelecekse gelecektir diye birazcık daha rahattı. Süreci maske takma konusunda eğer etrafında çok ciddi bir baskı görmüyorsa birazcık geriye atabilir. Yani çok ihtiyaç görmeyebiliriz bu tarz şeyleri. Yahut da kafasında eğer bilgisi kendine hijyene dikkat ettiğine dair net datası varsa benim için bu kadar yeterli. Gelecekse zaten takdir Allah'tandır deyip birazcık daha rahat edebiliyor bu süreç içerisinde. Ama bir de şöyle bir artısı oluyor sürecin. Yapı normalde yerinde durmayı çok sevmediği için, daha çok tıkandığı için hep olduğu yerde bu %90'ı süreç... koronalıların %90'ı tip 7'ymiş meğer. Ya valla olabilir. Neden? Çünkü yani yerinde yerinde duramayan kim varsa muhtemelen tip 7 çıkıyor genelde. Devamlı dolaşıyor. Hareketi sevdiği için birazcık daha ondan kaynaklı Ama tabii bulaşıcılık şimdi bu olabilir. heyecanla bağışıklık sistemi de yüksek demek ki. Kesinlikle, kesinlikle yüksektir. Yani o konuda hiç şüphe olması yüksektir. Ona hiçbir şüphem yok benim yani. Şöyle bir güzelliği var sürecin. Normalde çok hareket etmeyi sevdiği ve sınırlanmaktan hoşlanmadığı için süreçle beraber kapanıyor şu an eve. Kapandığı zaman birazcık daha kendine vakit ayırıyor. Çok fazla hareketten kendine vakit ayırmayı unutmuş oluyor çoğunlukla. İş dünyasının yoğunluğu, stresiyle beraber. Bu süreçte birazcık daha kendini dinliyor, biraz daha rahat edebiliyor. En azından kafayı dinleyebiliyor diyebilirim. Tabii burada Gerçekten sosyal mi? medyayı bir tık daha kısabilirsek diyebilirim. Çünkü normalde sevdiği şey sosyal medyaya takılmak. İnterneti birazcık çekebilirsek kendi başına kalmaktan zevk alabiliyor. Yahut elektro gitara karşı özel bir ilgisi varsa bu süreçte iyi Yapacağım. gelebilir aslında. Yes. Bir diğer yapı tip 8'ler. Tip 8'lerin hayattaki arayışı kendine yeterli şekilde güçlü olmak. Yani hayatta ne yapmak istiyorsa onu yapacak iradenin kendinde olması diyebiliriz en kaba şekilde. Bu yapının ünlülerinde Fatih Terim var, Meral Akşener var, Güler Sabancı var, Leyla Alaton var. Bunlar hep bu yapının bilindik isimleri. Kafasında bir iş varsa ne yapar eder? O işi yapar bir şekilde. Network'ünü kurar, onlara yakalı kendini geliştirir, gece gündüz çalışabilir. O iş nereye gideceğini bildiği için de sonuna kadar götürüp başarılı olabilir. Çünkü hani mesela atıyorum Leyla Alaton ya da Sabancı normalde hep yani klasik Türk kültüründe kadınların çok fazla önde olması yahut da köklü ailelerde birazcık daha zorlanabiliyorsunuz. Ama mesela bu yapı olduğu zaman, tip 8 olduğu zaman çok rahat bir şekilde aradan sıyrılıp çıkabiliyor. Bizde 8 kimdi ya? Can Mustafa. Ha Mustafa Mustafa Can. var. Ha Mustafa Evet, Can. Mustafa Can 8. Tamam. Süreci nasıl atlatırlar kısmına gelince süreçte daha çok etrafındakilere sakin olması gerektiğini söyleyen tiplerdir bunlar. Hani birazcık daha sakin olun. Tamam. Her şey kontrol altında. Evden dışarı çıkmayın. Maskenizi takın. Eldiven takıyorsanız çok büyük abartmaya gerek yok. Gelişlerde dikkat ediyor. Birazcık daha insanlara mesafesini koruyor. Yani o kendini koruyup etrafındakilere bunlara yakalı yapması gerekenleri söyledikten sonra tip 8'ler çok fazla zorlanmıyor bu süreçte. Yine geleceğe dair planlarını yapıyor. İş konusunda bazı sıkıntıları varsa bu süreçte o birazcık stresini arttırabilir. Eğer insanlara dayalı yahut da şu an iş yeri kapandı ve maddi olarak sıkıntıya girecekse öyle bir durumda stresleri çok ciddi şekilde artmış olabilir. Çünkü kendisi ve çevresindekileri koruma üzerine endeksli olduğu için bu yapı. Bunları kaybettiği zaman sorun yaşıyor ya da zihni çok karmaşık hale gelebiliyor. O yüzden şu an kafasında bir çoğunun çok ciddi düşünce oluyor. Etrafında bunu çok yansıtmıyor ama bu düşüncelerini. Sadece normal bir şekilde her şey yolunda devam etsin diyor. Şöyle bir şey yapabilir belki etrafındakileri korumak, kollamak çok güzel bir şey. Ama onların yaşadığı o panik ya da korkuyu anlamakla alakalı kendilerini birazcık geliştirirlerse etrafındakilere karşı birazcık daha anlaşılır bir insan haline gelebilir. En son tip 9'lara geldik. Tip 9'ların en büyük hayattaki arayışları ya da amaçları bulunduğu ortamla uyum içerisinde olmak. Huzursuzluğu hiç sevmez. O yüzden huzur içinde olduğu yerde kalmayı sever. Hiç kimseyle çatışmaktan hoşlanmaz. Hiç kimseyle sorun yaşamaktan hoşlanmaz. Olduğu yerde kalıp kimseye bulaşmadan mümkünse insanlar arasındaki çatışmalardan kaçarak dinginliklerini korumaya çalışan yapılardır.
Korona ile beraber yine en az etkilenen yapılardan birisi bu yapı diyebilirim. Çünkü zaten var olan bir sistem ya da düzenleri vardı. Bu düzen içerisinde kendi hayatlarında yaşayabiliyorlar. Yahut da eve geldiklerinde kendi oturdukları bir koltuk ya da bir kendi bölgeleri oluyor. O bölgeye geçip orada durabiliyorlar ve bunun dışına çok çıkmaktan hoşlanmıyorlar. Korona ile beraber onların sanki sabit yeri gibi kalıyor ve orada genelde duruyorlar. Yaşasın demiş olabilirim yani tip 9. Zaten burada duruyordum, durmaya devam edeceğim. Evet, o birazcık daha öyle bir şey oluyor. Dezavantajı şu, süreç ne kadar uzarsa oturma süresi o kadar artabiliyor ve oturma süresi ne kadar artarsa harekete geçmek tabii o kadar zorlanabiliyor. O yüzden tip 9'ların bu süreçte yapabileceği mantıklı şey kendilerine hakikaten yeni bir hobi bulmaları ya da yeni bir uğraş bulmaları. Kendileri zaten çok farkındalar. Yapının harekete karşı bir şeyi var. Hareketsizlik isteği var aslında yapının. Bu hareketlilik isteğini kırmak adına bu süreç onlar için güzel bir challenge olabilir. Bununla beraber yaşadıkları bu sıkıntı ya da virüsle alakalı durumları çok fazla konuşmak istemiyor olabilirler. Çünkü dediğim gibi huzursuzluktan hoşlanmıyorlar. Huzursuzluk bozan ya da huzur bozan ne varsa rahatsız oluyorlar. Var olan bu sıkıntı ya da insanın yaşadığı panik ya da kaygıyı anlamakla alakalı kendini bir tık zorlarlarsa daha rahat ederler diye düşünüyorum. En azından ebeveyn olarak tip 9'lar varsa eşleri ya da çocukları ile alakalı onların yaşadığı kaygıyı anlamak adına, endişeyi anlamak adına belki de çaba gösterirlerse süreç birazcık daha rahat ilerler. Şimdi tabii harika, çok güzel anlattın Mehmetçiğim, teşekkürler. Ama bunları dinlediğinde işte ben mesela tip 6'yım ve senedir hatta bugün konuştuk. Yani bu süreçte yaşadığım şeyler, senin söylediklerini ben yaşamıyorum. Çünkü işte ne dedin, daha önceden edinmiş olduğun tecrübeler, almış olduğun eğitimle sen zaten belli bir noktaya geldiğin için bir sürü şeyi törpülemişsin dedin. Bir de bunun kanat yapıları var. Şimdi o kanatlara falan baktığında da gerçekten iş iyice derinleşiyor. Ve evet, bu süreçte hiç öyle bir endişe, kaygı, bir şey yaşamıyorum. Çünkü hakikaten söylediğim gibi bir şeye hedefimi koydum ve hiçbir şey dinlemeden sadece onun üzerine çalışıyorum. Endişelenecek vaktim bile yok Evet, dolayısıyla. aslında şey bu, fark bu. Kendi başına kalıyor olsan, tamam mı? İster istemez kafada kaygıların artacak. Ya da az önce bahsettiğim yere geleceksin. Tip 6'yı anlatırken dediğin gibi bir hedefin yoksa şu süreçte ya da kafana bir hedef koymadıysan yapacak hiçbir şey yok Ne elinde. yapacağımı bilmenin verdiği bir rahatlık var bende şimdi. O Kesinlikle şu. belirsizlik evet çok rahatsız ediyor. Normal şartlarda eğer belirsiz olsaydı evet çok büyük bir belirsizlik var ama benim kendi içimde belirlediğim bir şey var. Yani İşte orada bu belirsizlik yok. hedef. Hedef çok kritik burada. Aynen. Hedefin eğer varsa hedefe yönelik ilerleme tarafındasın. Bir de şeyin farkındasın artık yani iş dünyasında uzun sürede çalışıyorsun, koçluk yapıyorsun. Bunların hepsi farkında olduğun için durduğun yerde durduğun zaman paniğin artıyor. Kendi kendini gözlemlediğin zaman zaten bunu biliyorsun. O Aynen. yüzden sen şunun farkındasın. Ben şu an durursam, sabit kalırsam, etraftan data gelirse ben çok ciddi sorun yaşayacağım. Bunu Evet, aşmak için ne yani yapmam enegram lazım? bilmek hakikaten bu anlamda insanın işine yarıyor. Sadece enegram değil, bütün kadim öğretiler aslında bize hep aynı şeyi söylüyor. Ama bu kadar sistematik bir şekilde söylendiğinde sanki reçeteymiş gibi geldiği için daha yani lineer bir şeymiş gibi gözüküyor. Aslında hiç değil. Ama iyi geliyor gerçekten. Ne yapacağını biliyorsun. Peki. Sen bunu kurumlarda da kullanıyorsun. Aynı zamanda okullarda da kullanıyoruz. Çocukların işte bizim İFA kamplarında kullandığımız bir yöntem bu. Ona göre de şekillendiriyoruz yapacağımız bütün aktiviteleri. Gerçekten iyi bir yöntem. Bu arada Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk Hoca bu işte bayağı da uzmandır, onu da belirteyim. Ya yani bununla bilinir, hatta iyi tanınır. Artık o göze bakınca tanıyor kimin ne tip olduğunu. Mehmet gibi. Tabii, Mehmet senin de gibi öyle. aynı. Evet. Yani o yüzden de özellikle kardeşinden Selçuk Hoca'dan ben çok dinledim o hikayeleri. Yani özellikle bir yönetici açısından, aynı zamanda bir anne baba açısından. Yani birden fazla kişiyle devamlı işte bir arada olma durumunda olan insanlar, kendi ailesiyle, iş yeriyle vesaire iletişimde bulunması gereken insanlar için hakikaten çok kıymetli. En azından başlangıç düzeyi olarak insanların hani bir nevi fabrika ayarını anlamakta çok önemli oluyor başlangıç olarak. Zaten o yüzden ben de işte İFA kampında bunu çok önemsiyorum yani. İnşallah şu karantina günleri geçtikten sonra bir majör update yapacağız seninle beraber. İnşallah. Enteresan bir deneyim olacak. Evet arkadaşlar, o yüzden Enneagram'ı tavsiye ediyoruz. Peki Mehmet, şimdi senin envanter çıkana kadar faydalanacakları bir mutlaka çok merak edip şu anda hemen bakmak isteyecek olanlar olabilir. Tavsiye edeceğin
bir yer var mı? Şuradan bakabilirler diyeceğin. Yurt dışındaki kaynaklar bu konuda çok iyidir. Özellikle Russ Ben Hudson şöyle falan var. sorulara bakayım çaktırmadan. Tamam. Evet, Ben evet şey yapabilirim dinliyorum seni. isterseniz. Eğer vaktimiz varsa, ki biraz vaktimiz var gibi isterseniz, Valla yapıların bu süreçte ne yaparsa birazcık daha rahat ederler. Bununla alakalı bilgi vermemi ister misiniz? Daha çok rahat kısa olabilir kısa insanlar. hemen Tamam. söylersen. Ben Hemen sen ilerlemeden aslında çok gelebileceğini düşündüğüm hemen açar açmaz ilk gelen soru vardı. İnsanların belli tiplere sokulması bana ters geliyor ya da ben bunu kanıksayamıyorum diyenleri var. Özellikle ben de sıklıkla parmak izi gibi benzersiz olan insanlar diye anlatırım hep. Bununla onun arasındaki farkı zannediyorum iyi çizmek lazım. Yani mesela insan diye bir grup altında toplanıyoruz hepimiz. Yani hepimizi insan yapan, iyi, kötü, işte güzel, çirkin, uzun, kısa, siyah, beyaz demeden hepimize insan dememize sebep olan bazı ortak paydalar var. İşte benim fabrika ayarları dediğim mesela 5 maddelik bir liste var. Ya da işte böyle ortak noktalarda gruplanabiliyoruz. Bu da aslında sonsuz çeşitliliğe sahip olan insanlığın ortak noktalarını, alt grup ortak noktalarını belirleyen bir şey aslında, değil mi? Kesinlikle. Şimdi şöyle bir şey var. 9 tane ana yapı var. 9 yapı kanat yapısıyla beraber 27 açılıyor. Alt tiplerle beraber 81 açılıyor. Yaşadığı çevre, kültür, kadın erkek oluşu, kültürel olarak etkiliyor. Bu normalde yani şey olarak diyen, yani kadın başka erkek başka değil. Hepsi aynı yapı normalde. Yaşadığı kültüre göre, zeka seviyesine göre şekilde bunlar ya da yaşadığı psikolojik sıkıntılar, travmalar o kadar çok şekillendiriyor ki yapıyı. Yani benim karşıma şu an siz abartısız 200 tane tip 6'yı getirin. Hepsiyle alakalı yaptığım ya da yaptığım konuşma birbirinden farklı olacaktır. Çünkü koştuklarım da çok benzer bir şey gidiyor. Koştukta karşıma geldiği zaman ilk başta ben koşuya başlamadan önce yapı çalışıyorum. Kişilik yapısı en azından kişi kendini bilirse daha rahat ilerliyor. Bunu bildiğim için ilk başta koştuk dışında birazcık da koştuk olarak kabul etmiyorum burayı. Çünkü envanter biraz daha farklı bir taraftan. Kişinin yapıyı çalışırken her gelini farklı bir şekilde konuşuyorum. Çünkü onun yaşadığı hayattaki süreç çok başkalaştırıyor. Aynı şey gibi aslında. Burada şu örneği birazcık daha ilk başta açıklasam daha iyi olabilirdi. Belki bu sorunun önüne kesebilirdik. Kişilik, karakter ve mizaç birbirine üç farklı kavramlar. Bizim anlattığımız kısım mizaç kısmı. Mizaç kısmı bildiğiniz ağaçtaki tohum diyebiliriz. Bu çevredeki etkenlerle beraber bizim kişiliğimizi oluşturuyor. Çevredeki etkenlerle beraber benzer şekilde ağaç dediğimiz kavram yahut da karakter dediğimiz kavram ortaya çıkıyor. İnsanın tohumu neyse o. Bir armut hiçbir zaman elma meyvesi vermiyor. Eğer özel bir aşılama yapmazsanız, aşılama yaptığınız zaman da zaten klasik elmada da alamıyorsunuz. İlla bir farklılık oluyor. Enneagram sistemi insanın bu mizaç yahut da mizaçla beraber bir tık daha kişilik kavramını açıklıyor. Ama karakteriniz yahut da ben herkesten farklıyım tabii ki farklısın. Çünkü senin karakterin başka. Karakter dediğimiz zaman işte dediğim az önceki o psikoloji şeyler giriyor, yaşadığın çevre giriyor, kültür giriyor, eğitim giriyor, zeka Tecrübelerin seviyesi giriyor. giriyor. Bunlar çok ciddi değiştiriyor işte karakter aslında. O gelen soruda muhtemelen kastettiği bu. Karakteri başka çünkü herkese bir değil. Kesinlikle katılıyorum. Herkes birbirine göre farklı karakterlere sahip ve Evet. bu sistem zaten karakter açıklamıyor. Mizaç ve kişiliği bütünleştirip açıklıyor. Aslında benim kullandığım bu bireysel tanımlama yahut da BITA dediğimiz sistem insanın sadece mizaç değil aynı zamanda beraber büyümesiyle beraber gelen oturmuş kişilik yapısını açığa çıkartan bir sistem olarak ortaya çıkıyor. Biz hep bunu hatırlatmaya çalışıyoruz. Şimdi açık beyinde özellikle hani kadim bilgiyle bilimsel bilgiyi bir araya koymaya çalışıyoruz ya tabii bilimsel bilgi ağırlıklı olarak baskın olan kültürel öğemiz olduğu için çoğu insan mesela oranın çıktısına alışık. Oranın çıktısı da işte kilon şuysa şu kadar miligram alacaksın gibi kesin formüllere dayanıyor mesela. Hep böyle işte belli vücut tipleri, belli kan değerleri, belli bilmem neler üzerinden gidiyor. Şimdi burada ben insanın fabrika ayarları içinde aynı şeyi söylüyorum. Aslında yeni yazdığım bir şey gibi gözükse de aslında mevzu kadim. Çünkü evrimsel biyoloji üzerinden bir şey anlatıyorum. Dolayısıyla kadim bilginin hepsinin ortak bir noktası var. Burada da onu hatırlatmak lazım. Bunlar genel düzeyde bilgi aldığın zaman sadece bir fikir veriyor. Araştırıp derinleştikçe önce kendini sonra diğerlerini daha iyi tanıyorsun. Ne kadar araştırıp derinleşir, ne kadar da insanı okursan, yani insan üzerinden bakarsan o kadar da uzmanlaşıyorsun ve son derece bireysel bir şey. Yani sizin önce kendinizi tanımanızla başlıyor, sonra diğer insanları o prensipler eşliğinde okumanızı gerektiriyor. Yani sadece bir kitap okuyup ya da bir 5-10 tane kuralı bilip bu işte uzman olamıyorsunuz. O yüzden gerçekten örüntüsel bilgilerdir bunlar. Zamanla yavaş yavaş beyin bağlantıları içerisine yerleşerek hal olması gereken, hani öyle okunarak direkt devreye sokulabilecek bilgiler değil. Mesela
Son zamanlarda şimdi yakında ben bir video çekeceğim. İyice sopa yiyeceğim. Yani astroloji konu edeceğim şimdi. Tam zamanı geldi çünkü milletin kafa 1500. Bu adamlar nasıl oldu da işte ta Çin'de çıkacağına kadar Mart ayına varana kadar koronavirüsü bildiler hikayesini. Ha, Bir de tam bilim. adamıyla Tabii konuşuyorsun. tabii. Mehmet de hiç Ha. astrolojiden hoşlanmıyor bu Hoşlanmıyor diye çok arada. inanmıyorum. Yani orada şey değil, tamamen değil ama en azından Yani karşılaştıklarımda iyi şöyle, o çok aslında. normal. İşte mesela bazı kişiler de şu anda bizi dinliyorlar. Lan Enneagram diyorlar gene falan filan diye böyle şey yapanlar oluyor. Şimdi bu aslında birleştirmemiz gereken alanlar yani. Onu da yapacağız zaman içerisinde ama maalesef kötü ve sen de mesela Enneagram'ın kullanış biçimlerinden şikayetçisin. Yani insanların buna yaklaşım biçiminden aynı şekilde. Yani bu tam şey gibi astrolojiye bakış gibi. Tabii tabii Enneagrama tabii. da bu şekilde bakan insanlar Tabii. var. Tabii Diyorsun ki. ya bir sürü altyapı var, 80 tane kırılımı var vesaire. Şimdi astrolojide de burç yok, harita var aslında. Yani Koç burcu bu dönemi şöyle yaşayacak dersen gerçekten çok anlamsız. Yani bunun gibi. Yani gerçek astrologlar zaten burçtan bahsetmezler. Kişiye özel onların haritalarından bahsederler. Ve orada da yine yani doğruluğu yanlışlığı bilimsel olarak şu an tartışılması çok zor. Çünkü bilim öyle bir metodoloji değil. Yani o tip bir şey sınayacağım metodoloji değil ama iki bilgi tipinin de daha doğrusu bu tip bilgilerin ortak noktası örüntüsel bilgi olmaları. Yani binlerce yıl içerisinde gözlene gözlene birikmiş bir hal bilgisidir aslında bunlar. Sadece insanlar bunların isimlerini koyar, sonra bir psikolog çıkar, 72 yılında buna bir formülasyon geliştirir. Ya da işte bugün modern bir işte Öner Hoca mıydı teke tek de konuşan bir astrolog varmış. O onun kendini Öner sistemi, Düşen. o kendi sistemiyle birilerini eğitiyormuş, yetiştiriyormuş. Yani bunlar aslında hep aynı benzer bir örüntüsel yeteneğimizin yansımaları. Önemli olan bu bilgileri kullanıp kullanmamak bir yana, yani hakikaten bilimsel bilginin bizi şu anda soktuğu da bir çıkmaz var. Onu görmek lazım yani. Mesela bir virüs bak bizi ne hale getirdi. Aynen öyle. Evet. Evet. İptal olduk ve şimdi bu tarz bilgilerin tekrar nasıl kullanılacağı gündeme gelecek. Saçmalamamamız Ve için bu verilerin aslını öğrenmemiz lazım. Yani bu nasıl bir bilgidir? yani kadim öğretiler ben size demiştim diyor. Çok Evet enteresan yani. bir dönem yaşıyoruz Evet, gerçekten. öyle bir şey hep gelecek. Tabii şu anda muhtemelen bizi izlemiyorlardır ama bazı bu bilimci skeptik arkadaşlar var. Şu anda işte falan diye duman çıkarıyorlardır onlar. Onlar da yakında bundan istifade edecekler. Erken dönemde kulaklarını açarlarsa çok büyük fayda gösterecek. Çünkü dünya uzunca bir zamandır, yani çok uzunca bir zamandır, birkaç yüzyıldır aydınlanma dediğimiz bir daralmanın içerisinde. Yani aydınlanma aslında bir daralma. O daralma belli bir düşünce tipinde aşırı derinleşip diğer yetenekleri biraz ihmal etmeye getirmiş. Ama hepsi insan için Allah'tan kaybolmuyor. Hepsi duruyor. Böyle parça parça bunu çıkarma konusunda da bir çalışma başlayacak. Orada ben senin yaptığın işte çok önemli buluyorum. Çünkü adı ne olursa olsun kişisel zaman yatırma ve uzmanlık her türlü diplomanın ve sertifikasyonun yetkinliğin üstünde. Dolayısıyla bu bilginin esas olarak insanlara ulaşması lazım. O yüzden maskesiz çıkma. Tamam, kendine dikkat et. Hasta maske olma. Senin çok performans göstermen lazım şu an. Evin dışına çıkmıyorum zaten. Tabii. Mesela özellikle bu anlattığın şeyleri yani bir an önce şu online sistemi senin şey devreye sokarsan yani insanlara ben özellikle şey tavsiye edeceğim. Ben de yapacağım. Kendilerinin ve ailelerinin hemen temel düzeyde bir enegram tiplerini anlama. Vita üzerinden bir kendi profillerini bir çizme. Vita'nın açılımı Evet, bireysel bireysel tanımlama. tanımlama. Artık öğrendim bak. Bireysel Süper. tanımlama üzerinden kendilerini bir daha bir şöyle profilleme ve bunun üzerine günlük yaşantılarına bir de o gözlükle bakma noktasında bence bu dönemlerde çok yardımcı olacak bu akut dönemde. Ve mesela ben şimdi düşünüyorum yani sen konuşurken deminden beri yaklaşık bir haftadır hem dostlarımla hem uzaktan tanıştığım insanlarla hem bizim Açık Beyin ekibiyle farklı vesilelerle bir araya geliyoruz. Ya o kadar çeşitli insan tepkileri geliyor ki ama sen anlattıkça hepsi bir kutuya giriyor gibi oluyor. Tak tak bak bu böyle Utku böyle İhsan böyle şu böyle falan diye. O tahminleri de offline sana bir soracağım bakayım bu adamlar hakikaten böyle midir diye. Peki Şu güzelliği var. uzaktan bunu anlamamızın kolay bir yolu yok mu böyle bir adama bakınca biraz konuşunca falan? Yani birazcık var dediğim gibi hani benim gibi eğer 3000 kişiden fazla görüşürseniz zaten çok sıkıntı olmuyor. Birkaç dakika yeterli oluyor. Evet, sen beni kapıda Ama görür görmez yedi demiştin zaten. evet yani direkt hal belliydi birazcık. Müge için herhalde öyle direkt söyleyebilmiştim ama işte bu dediğin gibi hani birazcık böyle yorulmak gerekiyor belki. Yorulduktan sonra çok sıkıntı olmuyor yapı İşte analiz nasıl etmek. yaptın desem zor anlatırsın ama yapı verirsin. Örüntüsel bilgi dediğimiz tam olarak bu işte. Bu Evet, kitaba ustalık falan yazılan bir seviyesinde şey ama değil. şimdi Evet, sadece şey değil. uzman. Enneagram, tamam Enneagram bilgim var. Bir de çok ciddi bir şekilde ben akademik çalışmalar yapıyorum. Zaten hani
Benim akademik background biliyorsun, o yüzden çok oraya Sen girmeyeyim onu bir diyorum. söylesen, Hakikaten ben katılımcılar da neler yapıyorum duysa, onu da duysunlar en son. enteresan bir çık arkadaşlar. Normalde şey yani atıyorum mesela benim ilk amacım, ben tip 5'im bu arada yani soru geldim bilmiyorum. Benim asıl hayattaki arayışım öğrenmek ve bilmek üzerine. İlk başta bununla alakalı astrolojiyle uğraşmıştım. İşte o yüzden çok bende tutmuyor dediğim kısmı ya da çok güvenmiyorum dediğim kısmı o. İnsanı tanımak için astroloji kullandım. Kapılar, evler falan. Bana göre Bu arada çok şans. eğitiminden de bahseder misin Mehmet? Ha, eğitimim, lisans benim normalde kimya. Atatürk Kimya çıkışlıyım ben. Ama sonrasında biyoanalitik kimyada master yaptım. İleri malzemeler teknoloji mühendisliğinde doktora yaptım. İşte şu an 30 civarında uluslararası dergilerde makalem var. İşte Nature falan var içerisinde. Nature Advanced Functional falan var. Bunlar alanında dünyadaki iyi yerlerde. Hatta Bu Nature arada tavsiye ederim. bunu söylemeni istedim çünkü arkadaşlar bir bilim adamı, yani kadim bir öğretimden çıkmış bir araç kullanıyor şu anda koşluklarında. Yani bu önemli bir şey. Bu arada muhtemelen biz dinleyen akademisyen adayları varsa şöyle bir nidacı yok ya Nature değildir ya falan diye hemen şimdi senin ismini alayım. Nature demek yani ne bileyim büyük bir şey yani ve sağlam bir dergidir, zor yayın yapılır biraz orada. Onu da tebrik ediyoruz ayrıca. Teşekkürler. İşte doktora çalışmasında en iyi doktora çalışması seçilmiştik. Yani ödüller falan var. Akademik olarak zaten şu an çok orada ilerlemiyorum. Belki de yavaş ilerliyor orası. Onun yerine işte daha çok koşuluk üzerine ya da eğitim üzerine gidiyorum şu süreçte. Genellikle böyle. Şeyden bahsedecektim Sinan. Sen o şeyden bahsederken hani bu süreçte ev içerisindeki ilişkiler aklıma o bahsedeceğim Evet, demiştim. Unutmadan ondan geçeyim. kısaca bahset Yapıları istersen. tabii. Yapıları bilmenin şu güzelliği var. Birçok zaman ev içerisinde ya da eşlerle çalışırken karşımıza gelen sıkıntılar şey mesela bahsediyor eşimle alakalı bu var, bu var, bu var. Ve çatışmalar önemli bir kısmı kişilik yapılarından kaynaklı. Ama aynı evde bulununca bunlar ego çatışması gibi algılanıyor. Hani ego çatışması ama bilerek yapmıyor kişi karşıdaki. Kendi dürtüsel olarak içinden gelen yapısının özelliği neyse onu ortaya koyuyor. Ama karşı taraf diyor ki yok o değil, o benim inadımı yapıyor. Gıcıklık olsun diye yapıyor hocam diyor. Böyle geliyor açık açık söylüyor. Gıcıklık diye olsun diye yapıyor bana diyor. Ya diyorum bak hani yapısı bu, bu, bu. Anlattıktan sonra biraz daha net oturuyor. Aynen hani sen az önce bahsettin ya etrafındaki insanlara baktığın zaman Gökay şu, Sami şu falan oturunca kafanda evet diyorsun. İnsanlar hakikaten yapıları bu ve çok daha rahat oluyor. En azından arayışların ne olduğunu biliyoruz. Nerede tepki gösterecekler bunu biliyoruz. Ne istiyor bunu biliyoruz. Bunu bildikten sonra da ev içerisinde gerek eş kavramı ya gerek çocuklarla alakalı ne kadar iyi bilirsek çocuğumuzun ya da eşimizin yapısını bir o kadar rahat ediyoruz. En azından dediğim gibi hani neye dikkat etmemiz gerektiğini biliyoruz. O yüzden çok daha rahatlatıcı bir sistem. Hem kendiniz için hem çevreniz için hem daha mutlu ve huzurlu bir yaşantı için Yani bilmek bilmek çok daha iyi. yetmiyor, olduğu gibi kabul etmek gerekiyor tabii. Kabul etmek derken tabii temeldeki dürtüler aynı. Mesela atıyorum senin yapıyla alakalı konuştuk mesela. O güven duygusu olmazsa olmazın senin. İstediğin kadar reddet. Ya bu olmazsa olmazın senin. O yüzden de hani bunu kabul etmek gerekiyor. Ama her şey %100 oluyor mu? Tabii ki yapı evriliyor. Tabii ki yapı hayatta karşılaştığın zorluklarla beraber birçok sivri şeyler törpülenebiliyor. En azından mesela şu an yaşadığın bu virüs kavramı senin için bundan işte 15-16 yaşlarında karşılaşmış olsaydın çok daha büyük sıkıntı yaşayabilirdin. Tabii. Ama hayat boyunca birçok sıkıntıya göğüs gerdiğin için şu an çok daha net bir şekilde kabul edebiliyorsun. Evet diyorsun, bu geldi, şu an bunu yaşıyorum, tamam, bu da gelip geçecek. Bu Evet, rahatlık insanın var artık. kendini tanımasıyla alakalı aslında Kesinlikle, kesinlikle. yani bizim postun altına yazdığımız şey de kendini bilmekti. İnsan ne kadar çok kendini bilirse o kadar kendiyle rahat ediyor aslında. Bu işte Kesinlikle. kabul gerektiren bir şey. Kesinlikle. Ve böyle travmatik zamanlarda insanın kendisini bilmesi için, çünkü içinin dışına çıktığı zamanlar çok büyük fırsat. Evet. Bu arada muhtemelen internetten test yapan arkadaşlar ben tip 2 kanat 3'üm ne yapayım evde falan filan gibi sorular çok geliyor. Bunun için de yakında hem Açık Beyin online eğitim platformunda hem Mehmet'in kendi açacağı inşallah kitap platformunda bu konularla ilgili detaylı bilgi hatta danışmanlık alabilme imkanınız Evet. olacak daha detaylı düzeyde. Onları oraya bırakıyoruz. Bir de diyor human design denen şeyden mi bahsediyorsunuz diye iki tane soru Orada human var. design çok başka. O biraz daha astroloji Evet. kısmına giriyor. Oradaki daha çok yıldız ve gezegen konumları. Bu çok çok daha farklı bir sistem burası. Vakit varsa kısaca şeyden bahsedeyim mi? Bu yapıların bu süreçte ne yaparsa daha iyi olur. Daha çok challenge kısmı. Çok birer cümleyle. Mesela Evet. tip 1 için. Tip 1 birçok yerde eleştirmeyi çok seviyor. Çünkü eksiği eleştirerek ortadan kaldıracağını düşünüyor. Şu an kapalı olduğu ortamlarda eleştiri seviyesi bir tık daha artabiliyor. O yüzden tip 1'ler için verebileceğim bu süreçteki en önemli challenge
İnsanlar eleştirerek değil, motive ederek hareket etmesi. Etrafındaki herkese karşı. Bu süreç geçecek, çok daha iyi bir şekilde çıkacağız. Bu şekilde hareket edelim. Tipik ideallerle alakalı fedakarlıkları çok üst boyutta bu süreçte. Fedakarlık yapmaları güzel bir şey ama aile içerisinde tavırlarına, hareketlerine, kendilerine ait vakit ayırmaları gerekiyor. Herkese yardımcı olayım derken bu süreçte kendileri ihmal etmemeliler. Bu önemli. Tip 3'lerle alakalı normal zamanlarda virüsten önce iş ve ilişki dengesini çok net kuramıyorlardı çoğunlukla. O yüzden bu süreçte birazcık daha ilişkilerine kıymet verirlerse, aile ilişkilerine, yakınlarındaki insanlarla olan birebir ilişkilerine daha rahat edebilirler. Güzel bir challenge olur. Tip 4'lerle alakalı kendine prensipli bir şekilde şey koyması, iradeyi güçlendirecek çalışmalar yapması gerekiyor bu süreçte. İradesini güçlendirecek çalışmalar yaptıkça çok daha rahat ilerlerler. Tip 5'ler hayatta her zaman gözlemci modunda olmayı seviyorlar. Gözlemci olma modunu sevmekle beraber hisseden yahut da hayatı yaşayan bir insan olabilirler. Çünkü niye? Etraflarında bir sürü insan var ve bir yere kapanıp kaldılar. Bu yüzden Hissediyor onlara musun? Sen bunu hissediyor musun Mehmet? o yüzden hayatı var olan şu anki sistemde yaşayıp onu hissedebilmeleri gerekiyor. Tip 6, gerilim ve şüpheleri hep içine atıp içine kuran bir tarafları var. Bunu ortadan kaldırıp gelecekle alakalı endişe kısmını bir şekilde bertaraf edebilirlerse çok daha temiz bir zihni yola çıkabilirler. Bu onlar Tamam, için. yöntemi söylemiştin, tekrar istersen onu söyle. Yani hedef koymak Hedef demiştin. koymak tabii ki. Burada işte o geleceğe daha ümitle bakabilmek kadar bir hedefleri olup onlara yakalı bir planlama yaparlarsa hem zihinlerini rahatlatırlar hem çok daha hızlı bir şekilde çıkarlar. Tip 7'lerle alakalı bir yerde kapalı kalmak en büyük sıkıntılarından bir tanesi. Bu süreç içerisinde bir yerde kapalı kalmaktan bir yere kapalı kalmakla beraber herhangi bir olaya odaklanmaları gerekiyor. Bir hedef odaklanmaları gerekiyor. Çünkü çok fazla sallanabiliyor, çok fazla hareket edebiliyorlar, odaklarını kaçırabiliyorlar. Bu süreç süper fırsat odaklanmaları için ve insanlar tahammül seviyeleri birazcık azalabilir burada bu süreç içerisinde. O yüzden birazcık da tahammül arttırmaları gerekiyor. Tip 7 meydan Doğru. okuyanlar dediğimizde de güç arayan yapılarla alakalı da benzer şekilde bu yapı için en önemli çalışma muhtemelen etrafındaki insanların duygularını anlamak. Onları yönetmek çok güzel bir şey. Ama onların duygularını anlayabildikleri zaman, yaşadıkları duygusal değişimi görebildikleri zaman bu süreçte daha rahat edecekler ya da kendilerini daha iyi geliştirebilecekler. Tip 9 huzur arayanlar için de yaşadıkları sıkıntı içlerine atmak yerine ya da içlerindeki problemleri yok kabul etmek yerine problemlerin ne olduğunu bilmeleri gerekiyor ve hayatta kendilerine belli başlı öncelikler koyup bu önceliklere göre hareket ederlerse bu süreçten çıktıklarında yapılar çok daha rahat çıkacaktır. Oh vallahi bu videoyu Çok kaydedeceğiz güzel oldu şimdi. Mehmet. Bir Hakikaten. dakika, bir Sami bir şey sormak istiyor Sami. Özellikle ev hayatı tamam da iş hayatı da devam ediyor şu anda. İş İş hayatı hayatı. kısmen devam ediyor. Evet. Bu İş Sami hayatı özgü bir şey mi? çocuğun streslerini nasıl streslerini yönetecekler bu konudaki. İş hayatındakiler ne yapsın diye soruyor Sami Enneagram tiplerine göre. Gene benzer Gene şeyler aynı galiba orada da şeyler. var. O Çok insanlarda da benzer yüksek bir şey puan. zaten. Çok değişmiyor iş hayatında. Yani iş hayattaki stresi yönetmek için şu an mesela atıyorum tip 6'lara yakalı belirsizlik çok daha sıkıntılı olabiliyor. İşte tip 6'lar için iş hayatıyla yakalı yeni planlar kurmak olabilir. Yahut da elindeki işi daha geliştir ya da mesela atıyorum. Şu an sistemler hep insana dayalı sistemlerde. Bir şekilde dokunmatik ya da insana dokunabileceğimiz bir şekilde gidiyor iş hayatı. Ve bunların hepsi şu an tıkandı. Tıkandıysa ne olacak? Dijital sisteme geçecek. Tip 6 için yapılabilecek en güzel şey bugüne kadar çok fazla akıllara gelmeyen dijitalleşme ile alakalı çabalamak olacaktır. Tip 5 ile alakalı çok sıkıntı değil zaten az önce bahsettiğim gibi. Tip 5 her durumda çalışıyor. Sami her durumda arkadaşını yapıyor. Fark Her eden bir durumda şey olmuyor çalışıyoruz. burada. O Vallahi herif yüzden şu gel. anda bilgisayar başında zaten. Çok değişmez. Yani ona göre sitesi nasıl yönetecek? Sadece şu, insanlardan bu süreçte çok fazla data geliyor olabilir. Sami şunu yap, Sami bunu yap. Ya da tip 5'lere hani şunu yapsan, bunu yapsan diye çok fazla data gelebilir. Ya da çok fazla iş istenebilir. Birazcık onun plan ya da programını kurgulamalı. Yahut da Neyse. kendine gelen bir iş olduğu zaman hemen yapılmak zorunda değil. Onun zihni birazcık öyle algılayabiliyor. Hemen yapılmak zorunda ve el ayağı karıştırabiliyor. Onu belli bir schedule'a göre dizer, o şekilde ilerlerse çok daha rahat edecektir. En pratik şekilde Sami'ye denilebilecek şey bu. Eyvallah. Bunlardan biz çok faydalanırız. Özellikle şu anda benim verdiğim online seminerlerde, webinarlarda, eğitimlerde benden en çok istenen şey, birincisi evde millet ne yapacak? İkincisi yeni iş durumunda bu uzaktan çalışma sisteminde işte kurumsal aidiyettir, birlikte çalışmadır. Hani
Human touch yok ya artık, bu insan teması azaldı ya. İşte o durumda mesela bizim fabrika ayarları bağlamında ben anlatmaya çalışıyorum, ama oraya gerçekten çok kıymetli bir ilave bu. Özellikle çalışanlarınızın, beraber çalıştığınız takım arkadaşlarınızın kabaca ne yönde bir mizaç yapısı olduğunu biliyorsanız, mesela ona göre bir dağıtım yapmak, ona göre bir dinleme yapmak mesela gerçekten çok önemli. Ve şu dediğin bence iş dünyasında en az ev kadar önemli. Fikir ayrılıkları, özellikle mizaç farklılıkları, ego çatışmasına işte de çok dönebiliyor. Evet, Yani iş özellikle dünyasında da var. takım çalışmalarında çok kullanılan bir yöntem bu, değil mi Mehmet? Evet, takımlarda çok sıklıkla kullanıyoruz. Çünkü ben azından şu şekilde iş hayatında biraz daha takımla da kullanıyoruz. Belli başlı yapılar belli başlı birimlerde zorlanabiliyor. Zorlandığı zaman yapı stresli hale geçiyor. Streslendiği zaman da var olan akışını götüremiyor. Çünkü bir panik ya da bir stres anında insan var olan yapısındaki özellikleri ortaya koymakta zorlanıyor. Ekstra bir şey yük biniyor sırtına. Böyle bir durumda onun birimini değiştirmek tabii ki takımlarda çok etkili olabiliyor. Yahut da takımdaki bir motive edici yok takımda. Bazı durumlarda onu da görüyoruz. Mesela bir birimde şikayet ya da bir birimle alakalı sıkıntı yaşıyor iş yeri. Bu fabrika birimle görüştükten sonra o birimde bakıyoruz ki aslında orada bir motive edici ekip başı yok ya da bir lider olabilecek insan yok. O ekibi götürebilecek insan yok. Böyle bir durumda oraya bir motive edici bir insan koyduğunuz zaman o birim çok daha aktif bir şekilde hareket edebiliyor. Takımlarda birazcık daha bu tarz kullanımları var. Aynı aslında şeye çok benzer. İlişki ya da evdeki dinamiklere çok benziyor. Eşler arasındaki dinamikler takım arasındaki dinamiklere dönüyor. Ya hatta yönetim kurullarında benzer bir şekilde. Yönetim kurulu kurulmuş. Herkes farklı yapıya sahip. Herkes birbirine normal şartlarda ortak olmasına rağmen ya da firmanın menfaatine düşünceleri ortaya koyması gerektiği halde egosal tavırlardan kaynaklı. Bazen firmanın menfaati değil, sanki kendi menfaati gibi algılanıp sıkıntı yaşanabiliyor. Böyle bir durumda da takımdaki herkesin, yönetimdeki herkesin özelliklerini anlatırsak, onlara bunlardan bahsedersek çok daha problemsiz bir şekilde ilerliyor. Çünkü niye? Dışarıdaki bir insan geliyor, bir danışman geliyor, kişiyi anlatıyor hiçbir şekilde tanımadığı halde. Bu defa bakıyor ki evet hakikaten bu bilgi orijinal ya da objektif bir şekilde değerlendirilen bir bilgi. O zaman çok daha kabul etme ihtimali artıyor kişinin. Yani yakın ilişkide olan herkes için nerede olduğu hiç önemli değil. Evet. Herkes için geçerli ve çözümleri olan bir yöntem. Kesinlikle. Bu arada gelen sorulardan ya benimle ilgili birkaç tane var, ona küçük bir duyuru yapayım. Önümüzdeki hafta muhtemelen Çarşamba, Perşembe, Cuma üçünden birinde bu kadim bilgi meselesi, kadim bilgi ve bilimsel bilgi kıyaslaması ile ilgili uzunca bir canlı yayın ve kayıt yapacağız. Hem YouTube hem Instagram için aynı anda. Ben biraz da hani sürekli soru cevaplamayayım diye onu bir yerleştirmek istiyorum. Bizim uğraştığımız diğer bütün bu alanlar işte BİTA da dahil olmak üzere hepsini kapsayacak. Kafamdaki tanımlamayı, bizim merkeze aldığımız tanımlamayı biraz insanlarla paylaşmam gerek. Çünkü çerçeve anlaşılmadığı zaman bazen ne yaptığımız anlaşılmayabiliyor. Onu biraz güzel tanımlayacağımız inşallah bir video içerik yapacağız. Eğer o gün uygun olursan seni de birkaç kişiyle beraber konuk almak istiyorum ara ara. Yani öyle bir yayın planlayacağım olabilirse. Tabii Ve ki. bu meseleleri biraz daha serin kanlı değerlendirebilecek bir zemin oluşturma gayretimiz olacak. Bir kere değil birkaç kere olacak ama ilkini inşallah önümüzdeki hafta yapacağız. Hiç Bu arada sorun değil. arkadaşlar sorularınızı tekrar videoyu izlediğinizde alacağınızı zannediyorum. Videonun başında anlattı çünkü Mehmet bütün tipleri. Evet. Mutlaka kendinize ait bir şeyler Bu bulacaksınız. arada tekrar da bir araya geleceğiz ilerleyen günlerde. Yine olayın daha detaylı boyutlarıyla ilgili. Dediğim gibi Mehmet'in BİTA sitesi açıldığında ve bizim Açık Beyin online eğitim sistemi önümüzdeki hafta faaliyete geçiyor, başladığı zaman orada hem eğitim içeriklerimize hem de dediğim gibi danışmanlık vesaire gibi daha ileri düzey servislere ulaşabiliyor olacaksınız. Takipte kalın. Mehmet'ciğim ağzına sağlık. Vallahi seni Rica her ederim. dinlediğimde ağzım açık kalıyor. Ne yediymiş be diyorum. Teşekkürler. Kanat manat olayına bile daha girmemene rağmen şu anda muhtemelen evde yani izleyen varsa şu ailecek falan muhabbet başlamıştır evde. Genellikle öyle oluyor. Hatta şu anda bazı muhtemelen yönetici, patron vesaire arkadaşlar buraya denk geldiyse len bir dakika len diye bir şey olmuş olabilir. Haklılar olsun çünkü lazım. Bu tarz bilgi gerçekten işe yarar bir bilgi. İnşallah bunu daha sonra şu evlerden dışarı çıkabildiğimiz günlerde insanın fabrika ayarları kamplarında da detaylı olarak sunabilme ve yaşayabilme imkanımız olacak inşallah. Bir tık daha fazla bilgi isterlerse Enneagram Türkiye diye şey var. Benim Instagram hesabı var. Enneagram Türkiye.
Enneagram Türkiye hesabına gelirlerse orada yapılarla alakalı en azından motivasyonları nelerdir, stres durumda ne yaparlar? Bunlarla alakalı güncel paylaşımlar yapıyorum. Hani orada birazcık daha belki şu anki zamandan dolayı çok anlatamadık. Çünkü Enneagram hani minimum 6 günlük bir eğitim benim uzmanlıkla beraber. O yüzden bu kadar eğitimi şu an aktarma imkanımız yok. Ya bu Orada bir zaten daha tadımlık bir şey yani. evet biraz daha tadımlık. Orada birazcık Sağlıklı daha en azından yaşamayı Instagram'dan ne kadar anlatabilirsen bunu da o kadar anlatabilirsin. evet. En azından Evet. birkaç data, birkaç hap bilgi bulabilirler orada. Enneagram Türkiye hesabında, Instagram hesabında. Onu söylemek şu an için biraz daha iyi. En azından kafadaki soruları bir tık daha rahatlatır belki. Enneagram Türkiye arkadaşlar. Enneagram burada yazılışını öğrenelim. Enneagram Türkiye'den detaylı ve daha güncel bilgileri alabiliyor olacaksınız. Mehmetciğim ağzına sağlık. Çok teşekkürler Teşekkürler. Ben Mehmetciğim. teşekkür Yine ederim yaparım güzel aynı şeyi. programda. Bu Tamam arada yapacağız. setup'ını kopya çekeceğim. Ben de yapacağım öyle ortam. Sami de el sallıyor sana buradan. Görüşmek Ben de üzere. selamlar. Teşekkür ederiz Görüşürüz. 5, arkadaşlar. 6 ve Sağ olun. 7'den sevgiler. Benden herkese selamlar, sevgiler.